Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi size bir cümleyle başlamak istiyorum. Müslüman olduğu için standartın üstündedir. Yani böyle bir mahlukatın üstündedir. O zaman standart yaşayamaz. Böyle bir lüksü yok. Bir daha, Müslüman olduğu için imtiyaz sahibidir. Ayrılmıştır. Farklıdır yani Müslüman. Beşte biridir insanlık dünyasında. O zaman Müslüman madem farklı bir yapıya sahip, o zaman toplumdaki yaşantı, standart yaşantı gibi yaşayamaz, yaşamamalı. Yani toplumdaki gibi ona bakıp yaşayamazsın. Onu taklit edemezsin. Bedeli nedir? Bedelini okuyacağım. Ha, üstad diyor ki ben sana kaç defa dedim diyor. Aklını çıkar, at, hayvan ol. Bu da mümkün değil. Demek ki Müslüman risk alacak, malını da, canını da, her şeyini davasına, kendisine yani, kendisini inşa etme adına risk alıp yaşayacak. Aman şu yanmasın, şu dokunmasın, kebap yanmasın, hem şoför var, hem beş kuruş olsun, yok öyle. Onu da görüyorsunuz zaten, kazandığı paraları psikiyatri veya psikologlara veriyoruz. Bir cümleyi de söyleyeceğim, başıma gelen, ondan sonra başlayalım. İnsan niçin mutlu değil diye Esenyurt'ta bir ders yaptık. Tanımıyorum tabii. Beni davet ettiler. 700-800 böyle büyük bir dershane, 800 kişilik. Orada kenarda koltuklarda oturuyor. Bir adam böyle bakıyor. Ömrümde böyle ilk defa duydum. Bak 300 küsür tane psikoloji dersi yapmışım. Böyle bir şeyi İlk defa duydum onun cümlesini. İnsan niye mutlu değil dersinde onu anlatırken böyle dağılmış bakıyor. Bu sebeple ben onu konuşturmak istedim. Almak istedim atölyeye yani derse. Böyle dağılmış ya müze eşyası gibi. Bak ne antika bir şey söylüyormuş. Dedim ki bir şey mi söyleyecektiniz? Yok dedi. Yok rahat ol dedi. Dedi ki bir şey söyleyeyim o zaman dedi. Ben ilk defa geliyorum. Cenaze münasebetiyle cenaze töreni bu. Cenaze münasebetiyle geldim dedi. Bu adamı sonra şey yaptım 5-6 tane fırını varmış. Rezidans denilen siteleri yapıp satıyormuş. Antalya'da, Ege'de, İstanbul'da böyle siteleri yapıp satan bir adammış. Öyle bir adam olduğunu söylüyor. Diyor ki, şu andaki diyor psikolojik rahatlık, şu andaki huzurum, hayatım boyunca değil, bu cümleyi ilk defa duydum. Sabaha kadar, yani bu gece şu huzurum devam etse de dünyada hiçbir şeyim olmasa. Yani sabahıma, 10 sene, 5 sene hayatımın sonuna kadar demiyor. O işe, o ise çok ilgimi çekti o cümle. Sabaha kadar şu mutlu ve huzurlu halim sabaha kadar devam etse de şu andaki gibi hiçbir şey olmaz. İşte insanoğlu innehu kâne zalûman cehûlâ. Ne kadar zalimdir. Kime? Kendine. Yatırım yap. Yani sana parti yaşıyor. Ondan sonra standartın üstünde yaşamının neticesi olan huzuru, huzuru istiyor. Yani normal yaşıyor, halk gibi yaşıyor. Ondan sonra şuurlu Müslümanın yaşadığı haleti, huzuru istiyor. Yani tabir caizse Ebu Cehil gibi yaşayacaksın,
Ebu Bekir gibi huzur isteyeceksin. Böyle bir şey yok ki ya. Ne güzel diyor şu ara şeyinde, sizin diyor başınıza gelen sıkıntı, belalar, işlediğiniz günahlardandır. Şimdi bak, bir yer okuyayım. İnsan niçin mutlu olamıyor? Lemalar 115. Ortadan alıyor. İnsan, görmüyor musun ki bir adamın, bir adam, cüzi bir emirde meyus olması, yani bir isteği, isteğinden yerine gelmeyince meyus oluyor, ümitsiz oluyor. Öyle acayip bir şekil, hayatı sanki hep oymuş. Mesela birisine aşık oluyor, ben seni seviyorum diyor, o diyor ki ben seni sevmiyorum. Ya bu kadar ya, sanki hayat oymuş. Hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Peki niçin? Hayat anlamını bulmamış. Hayatından daha değerli bir şey yok. Hayatından daha değerli bir şey olmadığına göre bu hayata hayatımızdan daha değerli bir şey gaye yaparsak bu hayat yaşamaya değer. Ama hayatından daha basit şeyleri hayatına değmeyecek şekilde hayatına gaye yaparsan hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Peki hayatında daha değerli ne var? Alternatif olmayandır. Bir daha. Hayatımızdan daha değerli olan nedir o? Alternatif olmayandır. Soğuğun alternatifi var, sıcaktır. İmanın da var. Yani hak batıl var. Zalim, mazlum var. Allah'ın alternatifi yok. Allah'ın alternatifi yok. Hayatımızdan daha değerli Allah'tır. O zaman bu hayat onun yoluna değiyor. Bu sefer diyor ki, cüzi bir emirde meyus olması, insana bak. Hiç psikolojisi bozuk, sığır gördünüz. Ah ulan ah, batsın bu dünya diye mi? Sığır ya. Yok. Yani insan ya, küçük bir emirde meyus oluyor, ümitsiz oluyor. Vehmi bir emelden ümidi kesilmesi. Yani daha bir şey yok ha, düşünüyor. Alo, buyurun. 1.17 geçiyor. Buyurun, zaten düşmüşüm yatağa yeni. Buyurun kardeşim, bitmişim. 1.17 geçiyor gece. Ya uyandırdığımı biliyor. Tamam kardeşim, mutlaka uyandırdığına göre cenaze yıkıyorsunuz gasilhanede. Abdest bozuldu, nasıl şey yapacaksın? Herhalde böyle bir şey soracaksın. Sor kardeş, Müslümanız, yardımcı olayım. Yok, o abi dedi, onun için aramıyor. Niçin aradın? Ya ben derdim yok da, iyiyim. Acaba hep böyle olabilir miyim? Sonra moralim acaba bozulur mu diye merak ediyorum. Kapat da telefonu. Diyensin geliyor. Kardeş, git su iç yat. Niçin anlattım? Varı yok farz edip, bak diyor ki, vehmi bir emelde, yani vehim, olmayan şey, hakikata değeri %1'dir. Yani ilmi kelam alimlerine göre, benim tasarım değil, %1 ihtimali vehim denilir. %1 ihtimale vehim denilir. İhtimal, %1'e değer mi verilir? Allah Allah. %50'ye kadar şüphe denilir. %50 vehimdir. Zandır. %90 zan-ı galiptir. İlmi kelamlara göre. %100 olana bilgidir. Bu bilgi ilim olabilmesi için edille-i şeriye, dinin ölçülerinden, imbiklerinden geçerse ilim olur. Ustad da diyor ki Vesvese Risalesi'nde, ilim onu tard eder. Bu kadar vesveseyi okuduk. Niye tart olmuyor? İlim değil çünkü o bizim elde ettiğimiz. Daha bilgi. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, mal mı kıymeti ilim diye sordukları zaman böyle kürü kürüne bir cevap vermedi. Malı sen korursun, korunmaya muhtaçtır ama ilim seni korur. Çünkü ilim arkadaşlar subut-i sıfattan geldiği için canlıdır, ruhludur ve şuurludur.
Bak adama bak. Çok etkilendim. Daha bir hafta falan oldu o gün de Zafer. Sabah bu geceden sabaha kadar şu halim, şu rahatlamam devam etsin, hiçbir şey olmasın. Zengin mi lan burada ya? 5-6 tane şey varmış fırını. Bir de rezistans dedikleri başı var ya, dev binalar. Hani var ya binalar, siteler. Onu yapıp satan adam. Diğerlerim bilmiyor, bir yandaki dedim. Ya abi bu kim biliyor musun? Yok dedim. Kim bu? Böyle bir adam. Yani sıradan bir adam değil yani. Yani mutlu olursam bu ben kurt köyü veririm. Yok elimde. Öyle atarsın. Zaten adak da olmuyor. Bu işim olursa sığır keseceğim. Adak olur mu? O keseceğim dediğin anda sığır parası vardıysa adak olur. Yoksa adak olmaz. Atıyorsun kafadan. Bu işim olursa uçak gibi edeceğim. Derken uçak param var mı diyor. Demek ki vehmi bir emelde acaba olabilir mi? Ya %1 ya. %1. 3. Emniyetsiz bir işten inkısara hayale uğraması. Emniyetsiz bir iş. Çok mu mühim? İmandan daha değerli neyimiz var? İmanı kazanma ve kaybetme davasından daha emniyetli ne olabilir? Hiçbir şey yok. Yani diyor ki emniyetsiz bir işten adam sanki dünya hep oymuş. Hayat oymuş. İnkısara hayale vuruyor. Çöküyor ya. Sistemi çöküyor. Biraz bu işlerle meşgul olmayınca. Yani böyle basit şeylerde nasıl mezar oluyor? Mesnevi Nuri'de şöyle bir tabir var. İnsan öyle bir insan ki diyor yani. Öyle bir halet üyesi var ki. Bütün kainatı yutsa tok olmaz. Doymuyor. Bu insan, gene bu insan bir cüzi bir emelden arzulan emeller yani inkısar hali yerine gelmese bir atom ona mezar olur. Zerre diyor usta. Zerreye gömülüyor diyor. Yani tabirle atom ona mezar oluyor. Ama bu kim? Muhyiddin Arabi'ye demişler ki insan kimdir? Bütün kainat ondadır. Ama o kainatta değil. O kainatta değildir. Bütün kainat ondadır. Onun içindedir. O nerededir? Bir şey demiyor. Bu insan ya basit bir şeyle. Basit dediğim şu. İmam-ı Gazali'nin şöyle bir sözü var. Dünyalılar üzerine kavga ettiği şeyi yerin altındakiler hesap veriyorlar. Hesapla meşguller diyor. Dünyalıların ettiği kavga ettiği şeylerle yerin altındakiler şu anda hesapla meşguller. Ya, mesela dedenizin uzattığı bir yer vardı ya tarla, bahçe. Benim. Sonra Musa baba uzattı değil mi? Baban bak yanında baban. Aynı tarlaya benim diyor. Baba da gitti mi? Sen uzatacaksın. Ya bu kadar ne benimdi? Uzanan eller yok. Değil. Hayatta en kesin gerçek ölümdür. Ama en çok da o unutuluyor. Ölüm izah edilmedikçe insanoğluna huzur yoktur. Çünkü kaçış yok. Diyor ki, emniyetsiz bir işten inkısara hayali uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. Tatlı hayaller ya. Yatarken Allah. Ya düşünce nasıl bir güç ya. Düşünüyorsun olsun. Olmuyorsun ya. Hiç şansın yok. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünür. Lezzet alır değil mi? Ne demek o? Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun. Neyi düşünüyorsan onun içindesin. Olsun, oluyorsun. Sen şöyle düşün. Burada gıbet edilse, o ondan bu şunundan çekiştirse, onu çekiştirse. Sen burada diyebilir misin? Of be ya. Ne kadar mutlu bir şeyim var ya. Ne kadar mutluyum. İyi olmak için İmam-ı Rabbani'ye göre, İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre radiyallahu anh, bir insanın iyi olabilmesi için 3 tane şartın bir araya gelmesi lazım. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Bunu Davud Aleyhisselam'ın ayetine nispet ediliyor ama Arapça değil, İbranice değil, Farsça değil. Fakat kadim bir bilgelikten okumuştum.
O da şöyle diyor. Herhalde oradan kalmış. Davud Aleyhisselam'a nispet ediliyor. Kemoşta, Kemoşta doğru düşünmeli. Kematoşta doğru konuşmalı. İyonoşta doğru yapmalı. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor? Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Ha? İnsan bu ya. Devamlı değişken bir atölye, devamlı bir altı yol gibi. 18 bin aile oturuyor burada. Alem. Ya. Abi aletin niye değişti? İnsan olduğun sırların aleti değişmez. Abi biraz önce ne güzel havan vardı, şimdi değişti. Ziyaret edildin demektir. Sağdım çayra merlam kayra diye böyle bir lüksümüz yok. Müslümanlığın böyle bir standart yaşayamaz. Standartın üstünde olması lazım. Öyle toplumcu gibi gayesiz, maksatsız bir hayat süremez. Onun bedeli de ağır zaten, görüyorsunuz. Nasıl ağır? Bak, hayatımız ne kadar ağır. Ne kadar ağır. Ne kadar sıkıntılar. Ne kadar basit şeyler mezar oluyor. Ne kadar basit bir kavgaya sebep oluyor evde. Değer mi yani o kavgaya? Hayal et bakayım o kavga ettiğin, o şey değer miydi? Şirin vaziyetler ona tazip ediyor. Şirin vaziyetler ama kendisi şirin. Güzel şeyler ona azap veren sebep oluyor. Mesela bir mutlu insanı görsen, moralı bozuk, görsen gülüyor. Lan pis pis gülme ya. Lan, gülüyor işte, ne güzel işte bak. Pis pis gülme oluyor. Yani şirin tatlı vaziyetler ona acı geliyor. Lan dert çekil önümden ya. Diyor. Çocuğunu kaybeden anne bunu çok güzel hissediyor. Bütün kainatı Allah görür diyor usta. Oysa kainat nerede? Yanıyorum diyor. Neresi yanıyor ya? Böyle insan. İnsanı eğer anlayışında insan nedir bedenle ifade ediyorsan tamam haklısın. Ama insan bu değilse, bunu kullanıyorsa bu beden için diyor ki hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Ruhun. Binadayız Zafer. Binaya baksana bak. Duygularına, hislerine, latifelerine, inancına. Binayla arandaki farkı düşünsene. Binanın içindeyim ama binadan daha mı basitmişsin şimdi? Şu daire. Yok. Ha, bu bina bedendir. Sen ruhsun gibi. Diyor ki Üstad Babidan, şu ceset için diyor. Ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. E peki bedensel bir hayatı ona dayatırsak cevabı red olacaktır tabii. Kaçınılmaz olacaktır. Hayat anlamını yitiriyor. Üstad ne güzel demiş. İmanınızı artırın diyor. İman realitedir, mahluktur, sureti mahluktur. İman nurdur, iman kuvvettir. Eğer imanı artırırsak imanın kuvvetiyle geçmişteki olayları deşifre ederiz, yani değiştiririz. İmanın kuvveti geçmişi tamir eder. İmanın nuru geleceği gösterir. İman hem nurdur hem kuvvettir diyor. Yani mahluktur diyor. Kuvvetle nur da mahluktur. Ha, imanın hakikati var. Bu imanın sureti. Bir de mahiyeti var. İmanın sureti mahluktur. Enerjidir enerji. Böyle bir anlayış, farz ediş, böyle alakadar, tarafkirlik, Galatasaray Fenerbahçe gibi böyle bir değil yani. Tarafkirlikten gelen bir his değil. İman realitesi vardır. Mahluktur, enerjidir. Nurdur diyor. Kuvvettir diyor. Kuvvet. Ne işe yarıyor? Kuvvet. İmanın kuvvetiyle geçmiş hadiselerimiz var. Bir sürü günah. Onların tövbesini yapacağız. Vaatlarımızı yerine getireceğiz. Kulaklarımızı bırakacağız. Vereceğiz. Ondan sonra kaza namazlarımız varsa onu şey yapacağız. Ondan sonra geçmişimize dua edeceğiz. Yani tövbe edeceğiz. Tövbenin şeklini öğreneceğiz. Elimizi kaldığı zaman rastgele böyle ne ağzımıza geliyorsa yapmayacağız. İlk önce duada tövbeler yapacağız. La ilahe, sonra illallah. La ilahe olmadan illallah olmaz. İlk önce terk, sonra istek. Onun için ya Rabbi elin kaldığı, ya Rabbi cennet ver, şunu bana ver. Yok.
İlk önce ya Rabbi razı olmadı. Haşir meydanında niçin böyle yaptın, niçin böyle dedin, niçin böyle yapmadın, niçin böyle demedin. İtabı sualine sebep olacak fiilleri, sözleri bana nasip etme. Varsa affet Allah'ım. Hemen aflar, sonra istekler. Yani sistem aynı çalışıyor. Duada da öyle, imanda da öyle. La ilahe, ondan sonra illallah. İlk önce terk, putları terk. La ilahe, ilahlaştırdığım şeyleri terk, sonra illallah, sonra istek. Sistem öyle çalışıyor. Çünkü şeytan hep istemeyle bizi duada meşgul ediyor. Tövbeyle meşgul ettirmiyor. Nafile namazlarla meşgul ediyor, kaza namazlarımızla meşgul ettirmiyor. Hizmete şuraya buraya para veriyor veya tam. Fakat zekatını tam verdirmiyor. İstersen bütün kurt köyü versen ne olacak ki? Zekatında gram borcun varsa. Tamam. Her verdiğiniz, her yaptığınız zekat diye düşüneceksin. Bak, şeytan duvarda bile giriyor. Hep istetiyor. Tövbeye gitmiyor. Dil gitmiyor. Onu kahreden İstekler değil. Onu kahreden tövbedir. Tövbeler kahrettiriyor. Çünkü sevabı diyor, riyayı karıştırırım diyor. Ulan ne biçim adamsın lan, büyük adamsın. Senin gibi adam ancak yapar lan. Senin gibi kimse yok ki. Bak şu sevabı nasıl yaptın lan. Şu hayrı nasıl yaptın lan. Şu binayı verdin. Burada girer. Binayı vermekten zordur. Bir kebairi terk etmek. 10 dakika gece internete girmemek zordur. 10 saat o gece Kur'an okumaktan. 10 saat Kur'an okutturur. Ama 10 dakika internete girmeden yapamazsın. Yap da güleyim hadi. İnatlaş istersen benimle. Yani girmemiş olacaksın inşallah. Hepimiz öyleyiz de aynı fıtrattayız yani. Yani tövbeleri, terkleri. Mesela kafa neyle çalışır? Terklerle çalışır. Allah Resulü diyor ki, ey ashabım. İlim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Nasıl olacak ilim yapmadan? Takvanızı artırın diyor. Takva nedir Kastamonu'da 148'de? Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Bak iş sürüyorum. Safet miydi? Ben Şemsi. Ha Şemsi ya. Şemsi. İş sürüyorum bak. Diyor ki peygamberimizin şeyinden risaleye geçiyorum. İlim yapmadan ilim talep edeniniz yok mu? İlim isteyeniniz yok mu? İlim yapmayacaksın. Nasıl olacak? Takvanızı artırın diyor. Geç Risale. Takva nedir? Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Lugata bakın. Menhiyatla günahlar aynıdır. Lugat aynıdır. Oysa altında hemen bir satır aşağıda, yani bir cümle aşağıda. Menhiyat defi mefasit. Günahlar terk-i kebair olduğunu söylüyor. Yani birincisi terk, ikincisi günah yapmamak. Uyguluyorum. Bu kafa terklerle çalışır. Çünkü ilim yağıyor zaten. İlham yağıyor. Bu kafaya yağıyor. Bu kafaya alabilmesi için terk lazım. Kafa terklerle çalışır. Kalp eylemlerle çalışır. Evrat, eskel, namazlar, ibadetle çalışır. Kafa terk. Terk-i kebair. Değil mi? Celb-i nefa. Yapılınca, kıyas edince. Terk, usul esas olmuş. Terk. İlk önce terk. Mesela İmanda da öyle. La ilahe terk. Putları terk et. Sonra cep. İllallah. Terk. Bir daha söyleyeyim o misali. 10 dakika internete gittin. 10 dakika videoyu senin yaptığı, ruhuna yaptığı çiziyi vallahi kahribi 10 saat Kur'an okusan silemezsin. Ha, o videonun yaptığı günah demiyorum. O günah koy buraya. 10 saat 10 cüz Kur'an okusan sebabı fazla olur. Tamam batırır. Fakat çizik gitmiyor demek istiyor. Çizik gitmiyor. Onun açtığı çizik gitmiyor. Sebabı aşabildi. Tamam. Rutuş nasıl yapacağız abi? He? Çiziği rutuş nasıl yapmak lazım? Birincisi bu dersten sonra hemen diyeceksin ki zaruri ihtiyaçların dışında internete girmeyeceğim. Birinci böyle diyeceksin Allah'ın. Ya Rabbi, duada da öyle ilk önce. Hani var ya, menakibi mübarekede, mübarek mevkilerde salavat yapıyoruz, istifa, o tabi yapıyor. Ondan sonra diyeceğiz, Ya Rabbi, seni razı olmayacağım.
hoşlanmayacağım. Bana da niye yaptın? Niye yapmadın? Niye dedin? Niye demedin? Bu itabı sualine sebep olacak bana dünyada sözleri, fiilleri nasip etme. Bilemiyorsak bunu da toptancı bir yöntem söyleyeyim. Toptancı biraz Allah sonsuz güç sahibidir ha. Bunu söyleyeceğim bir şey de olur mu falan demeyin. Kaldır elini. Ya Rabbi 124 bin peygamber ne istemişse istiyor. Nerelerden de sığınmışsa ben de sığınıyorum. Allah'ın hatırına kabul et. Amin. 124 bin peygamber ne istemiş? Hepsi istiyor. Ya olur mu? Sana ne? Allah'ın ortağı mısın? Aciz midir Allah? Tamam. 124 bin peygamberin istediğini istiyor. Sığındıklarına da sığınıyor. Hele şeyi yani. Ya Rabbi bunu niye yaptın diye Haşir meydanında bana böyle yakış yapacak, itap olacak soruları soracaklar ya. Sormaman için o fiilleri dünyada nasip etme. Eğer olmuşsa Allah'ım Settar ismin hürmetine, Muhammed'in hürmetine, biraz da ileri, Muhammed'in imanının senin yanındaki değeri, kıymet hatırına hak ile ihsan et. Yok et. Amin. Tabii ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Ekber. Onun imanının senin yanındaki değeri, kıymeti, hakikati, mahiyeti hatırına. Allah reddettirir mi? Allah kabul etmeyeceği duayı mümin kulunun ağzına vermez. Hadis-i şerif. Elhamdülillah. Tövbeler bak yaptık. Ne kadar rahatladınız. Daha rahatlamadınız. Ben de kadar hoş oldum. Değil mi? Oh. Şeytan kuduruyor. Bak. İsteklerimizde değil. Yaptığımız hayır var ya hayır. Orada riya karışabiliyor. Adam girebiliyor. Ama terklerinizde girmiyor. Giremiyor. Bir de şeye giremiyor. Namaza giriyor şeytan. Bir sürü şeylerle kıldırıyor. Duada da girebiliyor. Kur'an okur da şey. Nerede? Tefekküre giremiyor. Tefekkür anında şeytan girmiyor. Giremiyor. Çünkü şeytanda tefekkür yoktur. Kafirde tefekkür yoktur. Düşünce vardır. Düşünce tefekkür farklıdır. Düşünce malzemeleri bir araya getirmektir. Önündeki yolu açmaktır. Tefekkür ise neticesi marifettir. Yani ruhu Allah ile kul arasındaki münasebetin adıdır. Yani huzurla dolarsın tefekkürün akibetinde. Tefekkür müdür, düşünce midir? Neticesine bak. Huzur dolarsa tefekkür. Şu andaki halimiz gibi. İhlas da onun için mi şey yapmış abi? Evet. İhlas çaresinde. İhlas da öyle. İhlasın sebeplerden ama sebeplerini rahat et. İhlas kafirde de olur. Ama kafirde sır ihlas yoktur. İhlas ne demek? Kainatın işletim sistemine uyarsa, batıl dayı olsa muvaffak olur. Ha böyle otursana. Niye? Ha böyle otur. Ha otur. Ha böyle otur. Ha. 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 Biz önümüzdekilerin rahat olmasını isteriz. Halbuki senin şahametinle, yani farklı, değişik, olumsuz yorumlamanla kalbinin en derin köşelerinde, kalbinin en derin köşesi, insan et midir yani? Bedeni söyledik, bina, ruhu söyledik, bina içindeki insan. Tamam mı? Şimdi biz burada işlev yapıyoruz ama bu değiliz. Gömlek değiliz, cesette değiliz. Şimdi diyor ki, senin şahametinle, yani olumsuz yorumlamanla kalbinin en derin köşelerinde, ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen bir adam düşünün. Yani vurmuş günahlarla bir sürü rezillikler var, tamam mı? Yiyen bir insan ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtaya uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden, yani günahla insanın ümidi kesiliyor. Emelleri gidiyor, tamam mı? Sonra elemler oradan çıkıyor. Antika, günahla emellerimiz, arzularımız gitmekle beraber elemler de oradan çıkıyor. Aynı yer. Elem, sıkıntı.
Çünkü öyle diyor. Çektiğimiz sıkıntı başımıza gelen diyor. Şuara suresi 30. ayette öyle diyor. İşlediğimiz günahlardan kaynaklanıyor. Yani videoya girdin internete. Çıktıktan sonra diyebilir misin? Of be ya. Ne kadar atladık ya. İyi ki girdim. Hiç şansı yok. Asrın belası. Asrın dabbetin arzı. Asrın diyor ki 5. şuada insanların tırnağına, dişine, kemiğine kadar yerleşecek. Müminler imanın bereketiyle kurtulacaklar. İmanını yaşarsa tırnak, diş, kemik. Ervah-ı habise kemiklere yerleşiyor. İstediğimiz o günahlar var ya, o giren, şimdi cinden bahsetmiyorum, şeytandan bahsetmiyorum. Videolarla içerimize giren şey, o kemiğe giriyor. Kemik, ervah-ı habisedir diyor Risale'de. Bunun adı. Ervah-ı habise, ervah-ı haliye de var. Mesela şu anda ervah-ı haliye pompalanıyor şu anda hepimiz. Onun için huzurluyuz. Huzur yok mu? Bu ortamda. Bu ortam ervah aliyeler sirayet ediyor. Ondan huzur, huzur var. İptali hissi de o mu yapıyor abi? O yapıyor. Evet. İptali his ervah habiseler yapıyor. Merak edenler için söylüyorum. Sözler 246. Sözler 246. Bir de sözler 727 miydi? Diyor ki haram seyrettik değil mi? Dindeki adı haram çizmek. Ne demek biz biyolojik karşılığı? O haram seyrettin ya. Onun bizde ervah habise diye bir enerjiye dönüşüyor. Seyrettiğimiz kadının psikoloji bozukluğu, cin hastalığı, ervah habiseleri kopyala yapıştır sana giriyor. Hani haram nazar celbeder habis ervahları diyor. Sözden lematta geçiyor. Celbeder habis ervahları. Haram nazar o seyrettin, o gözden giriyor. Buna delil hepimizin yaşadığı. Bazı insanların gözüne bakamıyorsunuz. Bakamıyoruz. Lan çek ya şunu ya. Engellik ilanı gibi adamı sokuyor diyor. Yani göz insanı mezara debi kazana koyar ya. Peki haram ne yapar? Gözden akar. Göz kalbin aynasıdır diyor. Kalpte olanlar karşıya taşınıyor. Şuayla. Yani sinema yok mu sinema film? Sinema şudur. Bu şeritten boşalıyor, buna sarılıyor. Burada. Film, tamam tek tek. Ama burada bir ışık var. Bak şimdi. Işık. Şu ışık, bu filmin karesini vuruyor. Emre otur. Fazla ayakta durma. Ne yapacaksın? Şimdi bu ışık, buradan vuruyor kareye şey. Onu nereye götürüyor? Duvara, perdeye. İşte arkadaşlar, bu şey, resim karesi gözdür. Göz. O buradan çıkan şua enerjidir. O ne yapıyor? Filmdekini karşıya taşıyor. Anladınız mı sinemayı? Sinema şudur. Şerit boşalır öteki tarafa. Ya, yazılıyor ya bu boşalınca bu kaydediyor. Böyle de böyle. Şuradan böyle. Tam o film geçerken buradan bir ışık geçiyor. Şiddetli bir ışık. Bu ışığın o tek tek olan, cansız olan resim parçalarına tek tek karşıyı ekrana vuruyor. Oraya vurduğu zaman bu filmi oraya taşıyor. Kim taşıyor? Işık taşıyor. İşte göz bu yani. Göz adamı mezara nasıl sokuyor? Gözden çıkan şua insanın duygusunu, hasreti, nefreti, öfkesi karşıya taşınıyor. Duvara taşınıyor. Biz de arkamızdan o geleni orada seyrediyoruz. Sanki orasıymış gibi. Oysa aslı burada, film burada. Oraya taşıyor. İşte aynı bu. İşte o şerit, göz. Çıkan şua, filmdekiler de içimizdeki hasetler veya duygular. Tak karşıya geçiyor. Şua götürüyor karşıya filmi. Resmi karşıya o taşıyor. Ve o, bak bir de okuyayım şurayı. Halbuki senin şahametinle farklı yanlış
yorumlamanla olayları kalbinin en derin köşelerinde, ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtaya uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir çare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Neyle mutlu olacaksın? Adama baksana, otelleri şeyleri var, lisansları var, fırınları var. Diyor ki sabaha kadar şu hal, şu duygum, halette diyemiyorum. Şu huzurum olsun, daha başka bir şey istemem. Ne demektir bu? Cehennemi yaşıyor o anda. Cehennem ya. Şu huzuru buldu, şöyle bakıyor. Bir şey mi diyecektiniz? Yok hocam, yok belki bir şey diyeceksiniz. Tamam, yani hemen adamı kopartmak istedim, daldı ya. Bunu söyledi. Çünkü gördüğüm için. Adamım o kadar etkilendim ki. Yani şunu çok duydum. Şu andaki huzurum hayat boyu olsa da hiçbir şeyse köle olsam diye çok duydum. Ama bu diyor ki iki gün istemiyor. Sabah kadar şu huzurluğum devam etsin, hiçbir şey dünyada mı olmasın? Ama hiçbir şey olmayan adam da değil. Hem de derler bekara karı boşamak kolaydır. Bu yanlış sözdür tabii. Bekara karı boşamak ya, sözü yanlıştır ha. Yanlıştır. Bekar dese ki evlenmiş, evlendiğim anda alacağım kız benden boş olsun 3'ten 9'a dese hiçbir zaman evlenemez. Nikah yaptığı zaman ahdetmiş ya adak, yani şarta koşmuş. Evlendiğim anda benden karıştığım 9'a şart olsun dese otomatik hemen düşüyor. Evlense tak diye düşüyor. Evlendiği anda düşüyor. Bak demek ki kolay değilmiş yani. Ya. Rahatlatmak için buraya geldim mi? Nerede, ne, nereye atladı demeyin. Tamam, burada mıyız? Biraz daha gidelim mi? Kaç dakika oldu? 10. Ha? 37 dakika. 37 dakika. Peki. 10 dakika. Tamam, 50'ye tamamlayalım şunu. Acaba zahir yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Ya mesela bak. Öyle insan gördüm ki, hani dersten sonra gidiyoruz, misafirlerim gibi almayalım şuradan buradan. Şimdi pastane vesaire götürüyorlar. Şimdi bir tanesi oturmuş, geçenlerde hiç unutmuyorum. Böyle baklava yiyor ama gözü boşluğa düşmüş böyle. Bu Florya'daki belediyenin tesislerinde baktım adam, böyle elinde ama tutmuş böyle. Öyle denize bakıyor ama böyle bakmıyor, gözü düşmüş. Yani adam, acaba bu mu baklava yiyor, baklava onu mu yiyor? Baklava onu yiyor. Ne yediğini bilmiyor ki. Niçin? Çünkü kim olduğunu bilmiyor. Niye? Yaşadığının farkında değil. Çoğu insan sokaktaki yaşadığını mı zannediyorsunuz? Yani yaşamıyor mu? Yaşadığının farkında değil. Mesela bir tanesi söyleyeyim, buradan geçerken kendi kendine adam. Şimdi burada mı şimdi o? Neyi düşünüyorsun oradayı? Rastlamıyor musun? Veya telefonla sanki koşun. Ya ben sana demedim lan, yanında mı ya? Ya verdim diyor, verdim bak böyle verdim diyor. Yanında değil ki lan, kaç bin kilometredir öteki adamı değilsin. Çünkü neyi düşünüyorsan olsun oradasın. O bu burada değil ki, orada. Sırrı çözeceksin. Sırrı da Asın İmamı diyor ki adam gibi yaşayacaksın. İlk önce defi mefasit. Terk edeceğiz. Televizyonla, internette bir nurcunun işi olmamak. Zaruri ihtiyaçlarını giderdikten sonra ama ben bir kimseye başa karışmam. Nurculara söylerim. Uzak duracak. Ondan sonra kafası terk olduğu için ilham okuduğu kitap tak 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 yağacak yani. Zaten yağıyor ya ama almıyor. Gelmiş kafa nasıl girsin? Otobüs 200 kişilik doldu. 10 kişi alacaksın. Kardeşim arka kapıdan 10 kişi indirmeden 10 kapıdan 10 kişi binemez. Kafa dolu. Biraz boşalacak ki dolsun da. Ya. Acaba zahir yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen bir çare beşiri böyle baştan çıkarttın. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Oh. Allah Allah.
Bak. Peki bu nasıl oluyor? Fakat işte binden bir numune olarak Deha-i Felsefenin ve Huda-i Kur'an'ın verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet, iki tarafın hakikati hali sabukan beyan edilen tarz ile gidiyor. Fakat hidayet ve dalalette insanların dereceleri mütefavittir. Hidayet ve dalalette insanların dereceleri mütefavittir, farklıdır. Niye? Gafletin mertebeleri de muhteliftir. Gaflet. Herkes her mertebede bu hakikati tamamıyla hissedemez. Niçin? Çünkü gaflet hissi iptal ediyor. Mesela iğne batırsa dayanamayız. Dayanamayız. Ameliyat oluyorsun hiç kıpırdamadan. Çünkü narkoz yedi. Narkoz iptal his. Veya dişçi yapıyor. Çıldırasın geliyor. Yani yapamaz zaten. Sif sesinden acayip geliyor. Dişçi yaptıranlar bilir. Niye pek yapabiliyor? Çünkü narkoz yemişsin. Narkoz yiyince iptal his oluyor. Acı hissetmiyorsun ama o ses var ya, duymadan rahatsız oluyorsun. Sivrisinek sana dokundu mu? Yok. Dolaşmasından rahatsız oluyor. O gece gitti. Vurdu mu? Yok. Vursun da şey yaparsın. Daha vurmadan. Böyle bir insan ya insan. Daha alametinden dünyası gidiyor. İşte diyor ki, gaflet hissi iptal ediyormuş. Narkoz gibi. Bu sefer vücudumuzu doktor parçalıyor ama duymuyoruz. Gaflet olunca diğer o ruhun düşmanları, Allah düşmanları ruhumuza hücum ediyor. Ve bu zamanda öyle derecede iptal hissetmiş ki nasıl bir seviyeye gelmiş biliyor musunuz? O kadar büyük narkoz vermiş ki bu elim elemin acısını ehli dalalet, ehli medeniyet hissetmiyorlar. Yani o kadar acayip ki mesela buna alışmış bir nefis şu anda ders olsa ya ne diyor ya yobaza bak. İnternete girmeyeceksiniz. Hangi asırda yaşıyorsun? Onu diyenlerin intihar caiz midir diye aynı adam soru soruyor bana. Aynı adam bana soru soruyor. Daha önce demişti ki olur mu ya dedi her şeyde haberimiz olacak dedi. Neyse bilirsin. Aynı adam mübalağa etmiyor. İntihar niye caiz değil diyor. Caiz mi diye sormadı tabi. İntihar niye caiz değil? İçimde cosaçlık geliyor. Diyesin geldi mi ama demedim. Niye caiz değil ya? Caizdir, caizdir diyesin geliyor da demedik ya. Ve bu zamanda öyle bir derece iptal hissetmiş ki bu elim elemin acısını ehli medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet ilminin tezahüdüyle yani ilim o kadar terakki etmiş ki insan kendisine değer verdikçe veya tanıdıkça böyle dünyanın fantaziyeleriyle de meşgul olduk mu ne kadar fazla o kadar çıkasımız gelmiyor dünyadan. Hani büyük bir zatın bir sözü var. Dünyada ev sahibi gibi oturursan çıkması zor olur. Kiracı gibi olursan çıkması kolay olur. Mesela bir insan düşün vermeye hep alışmış. Veriyor. Bu insan canını vermesi de kolay olur. Alışmış ya vermeye. Hiç vermeyen adamı düşünün. Vermemiş mi? Gel de en kıymetli canını versin. Nasıl verecek? Nasıl verecek? Vermeye alışan canın vermesi de kolay olur. Cömert onun için daha rahat can verecek. Çünkü vermeye alışmış. Fakat hassasiyet ilmiyenin tezahüdüyle ve her günde 30 bin cenazeyi gösteren meftin ikazatı ile o gaflet perdesi parçalanıyor. Ecnebilerin tağutlarıyla ve fununu tabiyeleriyle dalalete gidenlere ve onları körü körüne taklit edip ittiba edenlere binler nefrin ve teessüfler. Buna peki nasıl düşüyoruz? Ona ait bir cümle okuyacağım. Ne yapıyoruz da başımıza bunlar geliyor? Şöyle sevgili arkadaşlar. Hey gidey. Şu, senin mahiyetinde öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki, insanın mahiyetini öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki,
bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Dünyayı yutsa hiçbir şey gibi. Dünyayı yutsa. Böyle latifemiz var. Mesela beka. Ne verirsen doyacak ki? Beka arzumuzu ne tatmin edebilir? Cennet bile tatmin etmiyormuş biliyor musun? Ancak cennetteki rüyetullah. Sayfa kaçtı abi? Bu mu? 136. Bak daha acayip soracaksın şimdi. Biraz gideyim sayfayı daha acayip. Lemalar, lemalar. Bana da öyle oluyor. Ulan bizim okuduğumuz lemalar mı? Bir tane söyle dedi ya. Sen bizim bildiğimiz kitaptan mı okuyorsun dedi. Bak şimdi. Senin mahiyetini öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki. Bazıları, ha hepsi de değil. Dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Yani o kadar acayip ki bir zerreyi alamıyor içeriye. Yani bir hakikat almıyor yani. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi. O latife var ya, o beka latifesi. O latife bir saç kadar bir sikleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir alete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir. Diyor ki, madem öyledir, hazar et. Hazar et. Yani dikkat et. Dikkatle bas yürürken. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bana bir şey olmaz deme. Ya bana bir şey olmaz diyenlerdir zaten olanlar. Ayağın kayabilir. Kayabilir. Yani doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmaktan vazgeçmeyeceksin. Vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. Allah'ımız diyor ki Celle Celaluhu. Bir mana 16. mektubun sonundaki ayette var. Biz diyor bu kainatı yapmayla oyun oynamıyoruz diyor. Oyun mu oynuyoruz diyor. Yel abun. Oyun mu oynuyoruz? Yani fehne tesebun orada da ekliyor. Diyor ki bu gidiş nereye ediyor? Nereye bu gidiş ya? Tam da yani saldım çayla mevlam kayla dedik tarzında ama tam da nereye? Fehne tesebun. Ne, nereye gidiyorsunuz diyor. Ölümü bayılmak mı zannettin? Nereye gidiyorsun ya? Değil mi? Şimdi bana bir şey olmaz diyenlere olmuş zaten. Olanlar hep öyle gitmiş. Olacak diye gitmemiş ki. Olmayacak diye gitmiş zaten. Bak şimdi. Dikkat et. Hepimize bakıyor kardeşim. Ben seslendiriyorum. Hoparlayın. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bana bir şey olmaz deme. Bir lokma seni batırmasın. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Batma sebepleri bunlar. Neymiş? Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Dünyayı yutsa toz yani iken böyle bir latifeyi bunlara batırma. Bunlara gömme. Dane, lokma, öpmekte, kelimede batırma. Bunlar batıyor işte. Ya. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cepte yutar. Neye benziyor? Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızları ile beraber içine girip garp oluyor? Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda senin sayfayı amelin ekseri ve sahifi ömrünün alevi içine girdiği gibi. Mesela kırmızı mercimek tanesi kadar bir şey. Kocaman ömrün yazılacağı gibi. Veya bir ayna bütün o güneşi sema içine aldığı gibi çok cüzi küçük şeyler var. Öyle büyük eşya bir cihette yutar, istiab eder. Ey insan, bak ey insan, Fatih Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki, bak buna da şaşıracaksın Abdülkadir ve bu son şeyimiz olsun. Bak Fatih Hakim şu, Fatih, benim becerebildiğim kadarıyla. Zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, mekansız, nümnesiz, muacelesiz, patentsiz, modelsiz, deneme, yanılma yapmadan ilk ve son yapan Allah demek. Zaman yok, zemin yok, madde yok, mekan yok, mukayese yok, numune yok, macele yok.
yanılma yapma deneme yok. İlk ve son. Yapacak ilk ve son olacak. Araba yaparsan ona fren tuttu mu tutmadı bir bakalım. Şöyle hemen piste çıkarsın denersin. Marangoz bunu yaptı, ikincisi daha güzel yapar. Üçüncüsü daha güzel yapar. Ama Allah ve Resulü peygamber ne söylüyorsa, ne yapıyorsa, Allah da sanat itibariyle ne yapıyorsa ilk ve sondur. Arabanın modeli değişir ama atın modeli değişmez mesela. Sığırın modeli değişmez. Ha? Yani ilk ve son. Tamam şimdi. Bu fatır demek. Hikmet de yapıyor tabii. Ey insan, fatır hakimi niçin söyledim? Çünkü senin gibi birisi yok, olmayacak bir daha. Sen Allah için özelsin. Fatır bu. Bize bakan manasıyla bu. Herkes Allah için özeldir. Yani istepler lastik değiliz. Arabanın lastiği patlarsa asıl lastik, yedek lastiği takarsın. Senin yedeğin yok. Yedek lastik değilsin. Asılsın. Başka kimse gelmeyecek senin gibi. Herkes müstakildir. Ha, fatır hakim, böyle bir Allah sana böyle bir değer vermiş. Ha, sana böyle bir değer vermiş. Senin mahiyetine koyduğu, sisteme koyduğu en garip alet şudur ki. Neymiş en garip alet? Bak garip. Ondan sonra keseceğim. Bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Dünya sana ufak geliyor. Abi. Allah Allah. Yani hani hedef yaptık ya, arabadır, yattır, kattır, attır, eştir, iştir. Ele geçiyor, abi bakıyorsa çorba oldu. Hani gayeydi? Sıradanlık oldu. Değilmiş yani. Hiçbirisi değilmiş insanın gayesi. Ancak vesilesi olabilir. Bak, bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Dünyaya zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğini aldı. Yani kurt köy değil. Ya of ya. Ya bir yere gideceğim. Nereye gidersen git. İstersen Bostancı'ya, tam limanda otur. Nereye gidersin? Her şey dar. Çünkü dar. Dar. Dünya burada. Biz dünya içinde yaşıyoruz zannediyoruz. Dünya içimizde yaşıyor. Bir daha söyleyeyim. Biz dünyanın içinde yaşadığımızı zannediyoruz. Dünya içimizde yaşıyor. Ad kelimesinin baş paragrafında şöyle yazıyor. Bir saray düşünün diyor, saray. Tamam abi? Bu sarayın içerisinde bir şehir var. Yani bir saray düşünün, tamam mı? Onun içerisinde şehir İstanbul var. O İstanbul'un içerisinde bir memleket var. O memleketin içerisinde alem var. O zaman saray nerede? Bir daha. Bir saray düşünün. Kurtköy, İstanbul, Kurtköy'ün içinde. O Kurtköy'ün içinde İstanbul içinde. Kurtköy'ün içinde İstanbul var. İstanbul'un içinde Türkiye var. Türkiye'nin içinde dünya var. E tamam, bu saray nerede? O saray sensin. O saray sensin. Bütün alem sendedir diyor Muhyiddin Arabi. Ama bu insan aleme sığmadı. Ve Hazreti Ali söylüyor. Radiyallahu anh şeyde, işaret icazda. Diyor ki, bütün alem sende dürülmüştür. Yani bir çınar ağacının çekirdekte yazıldığı gibi. Niçin bunları söyledim? Bütün alem sendedir. E sen neredesin? Şu, biz dünyada yaşadığımızı zannediyoruz. Oysa alem içimizde. Bak, bir daha. Bazen dünyaya yerleşim, zan dersini bir dinleyin. Bazen dünyaya yerleşemiyorsun, zindanda boğazı sıkılmış adam gibi. Dünya burası, zindan oluyor. Zindan değil burası, zindan bu. Of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde. Böyle bir şey var. Bak başka manzarayı gösterecek. Bir zerecik bir iş, bir iş var ya, o iş hep olsun sanki. Sanki hep araba kullanmakmış yani. Sanki hep kızmış yani. Gaye yapan. Sanki paraymış. Sanki zengin olmak. Her şey oymuş. Bak böyle bir fıtrat. Bütün alem bende dürülmüş. Ama insanda öyle bir garip bir şey var ki. Bir zerecik bir iş ya. Bir iş. Dünyanın içindeki bir iş. Bize mezar oluyor. Bir hatıra. Geçmişteki bir hatamız. Mezar oluyor.
geçmişteki yani şu anda bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Ya geçmişine geçip. Allah nerede o geçmiş? Geçmişine kaç yaşındasın? 34 senin nerede? Geçmişin neredeyse geleceğin de oradadır. Bazı geçmişini gidip bir dakika gidiyorsun. Bu şimdiki zamana kaybet. Sanki bu hayatta yaşamak o işmiş, o hatıraymış. O hatıraymış yani o olay. Hep oymuş hayatımda gaye. Benim hayatımı zehretti. Niye fırsat veriyorsun hayatını zehretmesine? Hayat hep o muydu ya? Hani hayatının içerisinde sırf o mu olmuş? Başka şeylerin yok mu? Başka şeylerimiz yok mu? Allah'ımız var. Peygamberimiz var. Davamız var. Kitap okuyoruz. Kitap okumuyorsan zaten kafana belayı sardın tabii. Çünkü ikra demiş Allah ilk önce. Bir daha burayı okuyorum. Bazen dünyaya yerleşemiyorsun, zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde bir zerrecik bir iş. Bana böyle dedin. Bu bir iş. Ne oldu? Koca kaç sene yaşadın? 30-40 sene. Ya şurada bir hadise var. Ne kadar? 10 dakika. Lan hep o mu ya? 40 seneni zehrettin o işin için ya. Kaldır elin, tövbe et ya. Tövbe kapısı açık kardeşim. Tövbe kapısı açık. Ama şeytan tövbe ettirmiyor ki. Abi diyorum, tövbe inandırmıyor ki. Tövbe ediyoruz ama başına Allah seni affetmezdi. Allah adına Allah makamına geçmiş. Allah'ın kimi affedip etmeyeceğini şeytan beyefendi söyleyecek bize. Nereden biliyorsun lan beni affetmedi? Tövbe eden yapmamış gibidir diyor. Sahabeye bir gün bu şeyi söyleyince tövbe eden yapmamış gibidir. Ya Resulallah tövbe yaptık Allah affetti. Tamam, affeder diye tövbe etti. Gene yaparsak diyor. Bak şimdi sahabeye bak. İyi ki demiş. Gene tövbe et dedi. Gene yaparsak dedi. Gene tövbe et dedi. Baktı ki adam durmayacak. Kul tövbeden usanmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Allah. Bir daha alalım oğlum. Kul tövbe etmekten usanmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Allah yorulmaz. Allah. Sahabe adam. Böyle güzel Allah var ya. Niye? Böyle bir güzel Allah kimin var ya? Bir bak bakalım böyle bir güzel Allah kimin var? Kafirin var. Da ne yani? Dediğiniz ne ya kardeşim? Dediğim ne senin ya? Abi bir sürü rezilim var. Allah'ım var. Abi geçmişim batak. Lan yol açık ha işte. Bak koltukta şeyde oturuyorsun. Bir de çay vereceksin değil mi? Dörtte var mı çay? Verdik. Verdik abi peşe veriyorsun. Yapma ya. Bir daha öyle lazım. Ya ne istiyorsun ya? İmanın var be kardeşim. Ne olur bir şöyle bir düşünür müsün ders bitmek üzere? İmanından daha değerli neyin var? Niye onun çapını genişletmiyoruz ki? Onun çapını genişletir. Bitireyim. Bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşmeyen kalbin, fikrin o zerrecikte yerleşir. Koca kainata yerleşmeyen insan o hatıraya, o hadiseye girip mezar oldu. Lan çık oradan lan. Şeytan da dua ettirmez, ettirip içine de eder. Der ki, tamam mı? Der ki, seni Allah affetmeyecek, boşuna. Sana ne? Allah'ın ortağı mısın kimi affedip etmeyeceğin? Bir tane çocuk bana öyle dedi. Pazar günü pikniğe gidiyoruz, tamam mı? Böyle Rize'de. Ders yapıyoruz böyle. Dershanede toplanıyoruz. Grup dağa çıkıyoruz. Bu sefer de bizim köye gideceğiz. Levin mülk yaptık. Mülk Allah'ındır dersi. Yaptık. 5 yaşında çocuk da var. Babasının gelmişti. Dersi bitirdik. Ondan sonra pikniğe daha çıktık. O abi ne güzel bir yer ya. Karadeniz'e böyle tepeli böyle. Dedim ya bak burası amcamın, burası bizim. Tamam burası bir amcamın çocuğu. Ama şurası da bizim. O 5 yaşında çocuk ya. 1-2 saat önce dershanede şehirde her şeyin Allah'ındı. Koca öyle dedi. Şimdi kendisi. Aynı adam dedi ki şimdi burası bizim. Dedi ki koca sen Allah'ın ortağı mısın? Her şey de mi? Bu da senin. Ya değil. Bir dakika içine girip koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrini o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun.
Hala oradayız. Leylim leylim, hala oradayız. Tamam. Merak edeniniz varsa, sıkıntısı olana, bak terapi için söylüyorum. Ta ruhumdan söylüyorum, içeriden söylüyorum. Sıkıntısı olanlara, vallahi şu 17. lemayı okumasını tavsiye ediyorum. Ama bunu söylediğim için ücretini vereceksin yani. Terapi yaptık ya. Bak 17. lema ruhsal terapidir. Huruf-u mukatta mı? Evet. Huruf-u mukatta. Huruf mukata, o seni öteye taşır. Huruf, harfin içine sokar seni. Bir çıkın. Bu ise ruhu aleyhler. Hocam bir sorun var. Üç harflere tutulmuş bir kişi devamlı Risale-i Nokia üç harflerden kurtulabilir mi? Bir kere bu soruya şöyle kurtulabilir, kurtulamaz. Herkes bir cevap verir. Evet. Değil mi? Yani ben bir şey söylerim. İnan güvendiğin için. Başka bir yere gittin zaman başka bir tanesi bir şey der. Peki temelde ne? Üç harf dediğimiz korkmayın, cindir yani. Basittir. Senin idrarın gayet tanıyacak kadar bir mahluktur. Kur'an bize gelmiştir. Kur'an'da bir süre, o sen de istifade et denmişti. Sen hocasın. Değil mi hocam? Evet. Hocasın. Bir cin suresi. Onlara gelmemiş. Bize gelmiş, o da istifade ediyor. Tamam. Öyle bir mahluktur. Cin enerji paketidir. Tamam. Cin, işlediğimiz günahlarla başımıza salan muacce cezadır. Tamam. Başımıza. Şimdi çünkü herkes bir cinle doğar. Onun nefse emaresi o. Cin ne demek? Cinselliğimizi aktif eden de odur. Cinsel. Bunlar aktif ediyor. Ha, ne yapılır? Şimdi Risale-i Nur imanın hakikatıdır. Güneştir. Bunlar ise buzdur. Güneşin karşısında buz ne kadar dayanır? Ben bizzati yaşadım. Bizzati Almanya'da vesairede. Ve siz de deniyorsunuz. Mesela ben kendim yaşadığımı söyleyeyim. 2-3 hafta önce. Korkunç bir gırdaba girdim. Sardı beni. 18 bin alemin koridoruyuz ya. Bu dersleri de anlatmam için herhalde. Kader ilahi müsaade etti. Ama cehennem biliyor musun? Adı neydi? Tevfik. Tevfik. O inan dünyam oldu cehennem. Acayip bir şey yani. Bildiğin gibi değil. Sardı beni yani. Kamyon sarar. Gittim. Aynen. Allah biliyor. Yalana Allah şahit edilirse imanı gider. Bilerek söylüyor. Ona dedim bunda nasıl çıkacağım şimdi? Bu bana iyi ki geldi bir şey öğretecek ama. Ama yaşamak anlamını yitirmek gibi yani korkunç. Hemen Hizbul Kur'an'ıma el attım. Kur'an'dan seçilmiş mermiler. Tamam mı? Dırırtlar. Kur'an'da okusan bir burada var, mavzer gibi doldurana kadar başka ayeti. Onun için bizzat bunlara bakan ayetler Kur'an'da seçilmiş. O zaman seriyet atmak gibi. Dırırt. Aldım. Biz bu Kur'an okuyorum. Basa bas basa bas. İlk önce sıkılıyor. Ona rahatladım epey. Epey ama olmadı tam. Ondan sonra Kur'an okumak sünnettir ya. Sünnet seviyesi. Ondan sonra diyecek ki ya sen nereye üstünü koy? Ondan sonra %50-60 rahatladı. %50-60. Olmadı tam. Gittim Hizbul Hakaiki Nuriye. Büyük Cevşen var ya. Aldım onu. İnanın %90 vurdu. Cevşen'i okudum ama içinde. O çok. Cevşen bölümünü. %90 rahatım. Okuyacak bir şey kalmadı ama %90. Sıfır yok. Ben istiyorum ki bu sıkıntı gitmekle beraber bir de lezzete inkılap etsin. Aynı yaptığımı söylüyor. Diyor. Masama oturdum. Zan çalışıyordu. Aldım defterimi. Çalışmaya devam ettim. Vallahi, billahi, tallahi. 3-9 gün oruç tutmam lazım. Allah da yemin ettiği için ben de yemin ettim. 10 dakika geçmedi. Birkaç dakika sonra ben de başladı gülme. Hani böyle pis pis gülüyor. Diyorum ki, neredesiniz lan? Aynı konuşuyorum. Odada birisi olsa da düşsen, çekim olsa. Neredesiniz lan? Allah Allah. Risale çalışıyorum. Çünkü Risale Kur'an'ın içi. Özü. İçi yani. Tamam. Hakikat ya. Kur'an okumak sünnettir. İçini itikat ve ameli bilmecek kadar bilmek farzdır. Mesela namazın olacak kadar bilmek farzdır. İtikadın amelini bilecek, helal haram bilmek bilgi farzdır. O nedir?
Kur'an okumak değil, içidir. O farz. Okumayı bilmek sünnet. Şimdi ben ne yaptım? İçine girdim. Zan toplaması yaptım külletten ya. Zanları okuyorum müsaaden. 10 dakika. Ulan o acayip dedim ya, lezzetin kıravetin. Of be dedim. Ulan seni bırakırsam ben de insan değilim dedim. Ondan sonra nerede bu? Eğer okursa bir insan, şeytan ve cinler, haramlarımız zaten donmuş enerjidir, şeytandır. Müslümana cin veya şeytan ne zaman zarar verir? Kuralsız doğrularımızdan giriyor. Bir gün 5'te kalktın, ötekisi gün 7'de kalktın. Bir gün Kur'an okudun, bir cüz okudun, bir hafta oturdun. Kuralsız. Hayır. Müslüman disiplinlidir. Bir öyle bir böyle değil. Doğru yaşıyorsun ama 5'te kalkıyorsun, 11'de kalkıyorsun. Haram değil ama kuralsız, disiplinsiz bu. O zaman adamın iştahını çekiyorsun. Risale-i Nur enerjidir. Risale-i Nur iman nurunu, çapını genişletiyor. İman nurunu. Mesela onu da söyleyeyim. Almanya'da bir hastaya, lojman benim değil ama lojmanıma geldiği için okudum. Baktım ki kafir onun ağzıyla dile geldi. Bırak beni. Kimsin dedim. Ben dedi falan. Nerede girdim onu? Ondan sonra konuşturdum, sıkıştırdım. Dedi ki Kur'an diyor okumak bizim nurumuzu öldürüyor. Yani biz ölüyoruz. O dedim senin okuduğun o kitap diyor, sıkıştırdım ya. Hangi kitap dedim? O pis kitabı demem dedi. O aşağılık. Risale'nin ağzını almadı. O pis kırmızı kitabı demem dedi. Onun üflanı keseceğim lan seni dedim. Risale-i Nur diyor. O ne yapar size dedim. Çabuk söyle. Dedi ki bizim dengemizi bozuyor dedi. Kafamız tamamen gidiyordu. Hiçbir şey yapamıyoruz dedi. Okunan şeyde olamayız dedi orada. Tutunamayız. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Bizi sevenleri de, bizim sevdiklerimizi de Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istemişse biz de istiyoruz. Amin. Ya Rabbel Alemin, Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrünümüze hakikatullah nasip eyle. Amin. Bizi kim dua ediyorsa, bizi kim seviyorsa, bizi sevenler, bizim sevdiklerimizi ve onları sevenleri de iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimize hastalıkların sebebi olan erva habiseleri, mevad-i şerileri hak ile yeksan eyle. Amin. Sihat ve selametin sebebi olan erva aliyeleri, ruh kutsileri nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, burada bizi cem ettiğin gibi Allah'lığın hatırına haşirde, kabirde, sıratta, cennette de haşı cem etmeyi nasip eyle. Birbirimizden ayırma Allah'ım. Buraya toplanmamızın sebebi sensin Allah'ım. Gene seni sana şefaatçi yapıyoruz. Amin. Hatırına ya Rabbi. Amin. Birbirimizden ayırma. Amin. El Fatiha'ta masalava.